CHP Bursa Milletvekili Öztürk'ten Kademeli Emeklilik ve EYT Çıkışı Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, kademeli emeklilik ve EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT'nin bütçeye ağır yük getirdiği sözlerinin algı operasyonu olduğunu söyleyen Öztürk, iyi yükü emekliye dağıttılar ve tüm emeklileri emekli olmaktan çıkardılar. Bu rakamlarla kimse emekli olamıyor, herkesi fakirlikte birleştirdiler dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu kırmızı çizgi programına konuk oldu. EYT bütçeye ağır diyorlar ama algı operasyonu. Emeklilikte yaşanan mağduriyetlere ilişkin konuşan Öztürk, ekademeli emeklilik konusu da EYT ile gündeme gelmeye başladı. EYT sonucunda bir gün farklı 20 yıl gibi geçiş düzenlemesi yapılmayan insanların mağduriyeti var kademeli geçiş yapılmak zorunda. Bu adalet sorunu. EYT bütçeye ağır yük getirdi diyorlar ama algı operasyonu. Yükü emekliye dağıttılar ve tüm emeklileri emekli olmaktan çıkardılar. Bu rakamlarla kimse emekli olamıyor, herkesi fakirlikte birleştirdiler, E dedi. Fonlar bunu sağlıyorken, SGK bunu niye sağlayamıyor? ortaya çıkan bu sorunun çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Öztürk, iyi her şeyden önce kaynağının doğru kullanılması kısmı önemli. Bugün 9 bin gün primden bahsediyoruz. Askerlik borçlanmasında hesaplasak 2 milyon TL'lik kaynağının emeklilik fonuna aktarılması lazım. Bu fonların doğru yönetilmediği aşikar. Ben 30 yıl emekli maaşı veremem ama 20 yıl verebilirim. Peki, o zaman EYT'de niye böyle bir şey yok? Yük vatandaşa yıkıldı. Yeni gelen emeklinin primlerinin nereye kullanıldığına bakmak lazım. Bu rakam bireysel emeklilikte çıkıyorsa neden SGK'da çıkmıyor? Erken emeklilik bu ülke için yük, bunun farkındayız ama bu geçişin düzenlenmesi gerekiyor. Bu yükü karşılayacak da israflarımız çok ama emeklinin yatırdığı primler ortada yok. Fonlar bunu sağlıyorken SGK bunu niye sağlamıyor? Ortada emeklilik için yatırılan bir para var. Bütün yükü emekliye yıktık, emekliyi fakirleştirdik. Emeklilik fonuna ayrılan paraları nereye harcadınız? Geçiş planı gelmek zorunda çünkü bu adaletsizlik. Bireysel emeklilikte de 56 yaşında emekli oluyor ve 1 milyona yakın prim parası biriktiren 25 bin lira emekli maaşı alabiliyor. E ifadesini kullandı. Çok fazla prim ödeyen insanların hakları diğerleriyle bölüştürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa milletvekili Hasan Öztürk sözlerini şöyle tamamladı. Partimizde konuyla ilgili hazırlık çalışması var. Bizim öncelikle ne kadar prim ödeyen, fona para aktaran kişileri ayrı tutmak lazım. Kademeli emeklilik gibi sorunlardan birisi de çok fazla prim ödeyen insanların da haksızlık yapılarak onların hakları diğerleriyle bölüştürülüyor.